Arkadaşlar 34. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde İngilizce'deki emir kiplerini inceleyeceğiz. Emir kipi derken arkadaşlar şunu yap, bunu yap, şunu yapın, bunu yapın veya şunu yapmayın, haydi şunu yapalım şeklinde ifade edilen yapılar. Arkadaşlar biz buna imperatif diyoruz. Evet, haydi bu konuyu öğrenelim şimdi. Evet, manager, müdür yazıyor kapıda ve müdür kapı çalındığında ne diyor? İçeri gel, come in, girin, evet Türkçesi girin, be careful, don't fall. Evet, ağaca çıkıyor birisi kediyi almak için merdivenlerden. Dikkat et, be careful, don't fall, sakın düşme. Arkadaşlar, emir kipinde İngilizce'de sadece verbümüzün ilk halini söylüyoruz ve önünde arkadaşlar söylenmese de you var. Yani sen gel veya siz gelin gibi, ama bu you'yu biz ifade etmiyoruz arkadaşlar. Sadece direkt verb'ü söylüyoruz. Örnek olarak bakalım, come here and look at this. Buraya gel veya gelin ve buna bakın. Evet, konuştuğunuz kişiye uygun olarak arkadaşlar eğer ast üst ilişkisi varsa bu şekilde konuşuyoruz. Come here and look at this ve arkadaşınızla konuşurken, ama daha nazik olmayı istiyorsanız muhakkak lütfen anlamındaki please kelimesini ekliyoruz. Evet. What is it? Bu ne? I don't want to talk to you. Go away. Seninle konuşmak istemiyorum. Git başımdan. I am not ready yet. Henüz hazır değilim. Please wait for me. Lütfen beni bekle. Please be quiet. Lütfen sessiz ol. I am working. Çalışıyorum. Evet, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz işte hoşça kal, iyi bilmem neler, hayırlı bilmem neler diyoruz biz Türkçe. Şimdi onların İngilizcesini öğrenelim arkadaşlar. Have a good vacation. İyi tatiller. Have a good trip. İyi yolculuklar, iyi seyahatler. Have a nice time. Eğlenmene bak, iyi eğlenceler. Have fun. Aynı şekilde eğlenmene bak, iyi eğlenceler. Enjoy your meal. Evet, bunu bir restoranda duyarsınız veya bir partide. Afiyet olsun diyebiliriz. Enjoy the party. Evet, partiden zevk alın veya işte ne diyelim ya? Umarım partimizden memnun kalırsınız da diyebiliriz buna. Yani iyi dilekler belirtirken. Good night, iyi geceler, sleep well, iyi uyu, iyi uykular da diyebiliriz buna, iyi uykular, sleep well. Have a chocolate, biraz çikolata alın. Oh, thanks, teşekkürler. Evet, birine bir şey verirken arkadaşlar, burada olduğu gibi iyi dilekleri belirtirken have fiilini kullanıyoruz genellikle. Have a good night, have a good vacation, hep good var, good iyi, hayırlı demektir. Bu şekilde ifade ediyoruz. Evet, bir şey yapma derken ise arkadaşlar don't kullanıyoruz başında. Daha sonra verbimizin birinci hali. Be careful, dikkat et. Don't fall, sakın düşme. Please don't go, lütfen gitme. Stay here with me, burada benimle kal. Be here on time, zamanında burada ol. Don't be late, geç kalma. Şimdi arkadaşlar, hadi şunu yapalım, yapalım, gidelim derken arkadaşlar, yani bir şey teklif ederken let us kullanıyoruz. Ve let us'dan sonra tabii verbimizin birinci hali var. Ama bunu let us demiyoruz. Let's şeklinde kısaltıyoruz arkadaşlar. Let's, let us demektir. Haydi şunu yapalım, bunu yapalım anlamına geliyor İngilizce'de. Bakalım.
It's a nice day. Güzel bir gün. Let's go out. Haydi dışarı çıkalım. Come on. Haydi. Let's dance. Haydi dans edelim. Are you ready? Let's go. Hazır mısın? Haydi gidelim. Let's have fish for dinner tonight. Bu akşam yemeği için balık, bu akşam balık yiyelim. Evet, öyle diyeriz. Ancak öyle çevirebiliriz bunu. Should we go out tonight? Bu akşam dışarı çıkalım mı? No, I'm tired. Let's stay home. Evde kalalım. Evet, let's not ise arkadaşlar bir şey yapmayalım demek. It's cold. Let's not go out. Let's stay home. Hava soğuk. Dışarı çıkmayalım. Evde kalalım. Let's not have fish for dinner tonight. Let's have chicken. Akşam yemekte balık yemeyelim. Tavuk yiyelim şeklinde bunu ifade ediyoruz. Evet, alıştırmalarımız. Look at the pictures. Resimlere bakın. What are the people saying? İnsanlar neler diyor, ne diyor? Some sentences are affirmative. Bazı cümleler olumlu. By come, işte al, almak, gelmek. And some are negative. Bazıları da olumsuz. Don't buy, don't come gibi. Ve şu cümleleri kullanıyor, şey, fiilleri kullanacağız. Be, olmak, buy, satın almak, come, gelmek, drink, içmek, drop, düşürmek, forget, unutmak, have, sahip olmak, sit, oturmak, sleep, uyumak, smile, gülümsemek. Evet, kapı çalınıyor. Come in, girin. Don't drink the water. O suyu içme diyor, olumsuz. It is too expensive. Çok pahalı. Ne diyeceğiz? Onu alma. Don't buy it. Onu satın alma. Devam edelim. Okay, are you ready? Peki, fotoğraf çekiliyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Gülümseyin diyeceğiz. Smile. Evet, biraz uzatıyoruz arkadaşlar emir kipini. Smile demiyoruz. Smile. Evet. Ne diyor? Kedi uyuyormuş orada. Kedinin üstüne oturma diyeceğiz. Don't sit on the cat. Kedinin üzerine oturma. Bye diyor. Güle güle. Eğlenmene bak. İyi eğlenceler. Have a nice time. Have a nice time. İyi eğlenceler. Evet, diyor ki beni aramayı unutma. O da diyor ki don't worry, endişelenme, I won't, unutmam. Don't forget to call me. I am going to bed now. Yatıyorum ben diyor. O da diyor ki iyi geceler diyor. Okay, sleep well. Evet. O vazoya dikkat et. Careful with that vase. O vazo, vase vazo demek. Be careful with that vase. Onu düşürme. Don't drop it. Don't drop it. Sakın onu düşürme. Evet, ikinci alıştırmamız complete the sentences. Use let's. Haydi anlamına gelen şunu yapalım falan derken kullanacağımız bir yapıydı bu. Go for a swim. Hadi yüzmeye gidelim. Let's go to a restaurant. Restorana gidelim. Take the bus. Otobüse binelim. Wait a little. Biraz daha bekleyelim. Watch TV. Televizyon seyredelim. Would you like to play tennis? Tenis oynamak ister misin? No. Let's go for a swim. Hayır. Hadi yüzmeye gidelim. Do you want to walk home? Eve yürüyerek gitmek ister misin? No. Let's hire, let's take the bus. Hayır, otobüse binelim. Should I put some music on? Biraz müzik açayım mı? Put on some music arkadaşlar, müzik açmak.
No. Hayır, televizyon seyredelim. Let's watch TV. Should we eat at home? Evde yiyelim mi? No. Let's go to a restaurant. Hayır, bir restorana gidelim. Would you like to go now? Şimdi gitmek ister misin? No. Let's wait a little. Hayır, biraz daha bekleyelim. Evet, yine sorularımız var ve bunlara cevap vermemiz isteniyor. Answer with no, don't. Hayır, yapma. Veya no, let's not. Hayır, yapmayalım şeklinde. Should I wait for you? No, don't wait for me. Hayır, beni bekleme. Should we go home now? Şimdi eve gidelim mi? No, let's not go home yet. Hayır, daha gitmeyelim. Should we go out? No. We dediğine göre arkadaşlar, no, let's not go out. Hayır, dışarı çıkmayalım. Do you want me to close the window? Pencereyi kapatmamı ister misin? No. Don't close it. Hayır, kapatma. Should I call you tonight? Seni bu akşam arayayım mı? No. Don't call me. Hayır, beni arama. Do you think we should wait for Andy? Sence Andy'yi beklemeli miyiz? Hayır, beklemeyelim. No. Let's not wait for him. Hayır, onu beklemeyelim. Do you want me to turn on the light? Lambayı açayım mı, ışığı açayım mı? Hayır, açma diyeceğiz. No, don't turn it on. Hayır, lambayı açma. Should we take a taxi? Hayır, taksiye binmeyelim. No, no, let's not take a taxi. Evet arkadaşlar, bu ünitemizde de İngilizce'deki emir kiplerini inceledik. Şunu yap, bunu yapma veya haydi şunu yapalım veya yapmayalım ifadelerini öğrendik. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Lütfen ödevlerinizi yapmayı ihmal etmeyiniz.